Öncelikle alacağımız yolu metre cinsinden bulalım. Metre cinsinden bulduğumuz değeri bine böldüğümüzde kilometre cinsinden de sonucumuzu hesaplamış oluruz. Saatte 200 metre yol aldığımızı biliyoruz. Burada 150 dakikadan bahsedilmiş. 150 dakikanın kaç saat yaptığını bulalım. 1 saat 60 dakikaydı. O zaman 150 dakika 150 bölü 60 saat olarak gelecektir. Sadeleştirme yaptığımızda bu bize 5 bölü 2 saati vermiş olur. 1 saatte 200 metre yol alıyorsak 5 bölü 2 saatte 5 bölü 2 çarpı 200 metre yol almış oluruz. Bu da bizi neye götürecektir? 500 metreye götürecektir. İşte biz 150 dakikada 500 metre yol aldığımızı bulduk. Bunu kilometre cinsinden yazmak istiyoruz. Dediğim gibi 1000'e bölmemiz gerekir. 500'ü 1000'e böldüğümüzde neye ulaşırız? 5 bölü 10'a yani 0,5 kilometreye ulaşırız. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Yolun toplam uzunluğunu x kilometre gibi düşünelim. Öncelikle x'in 1 bölü 6'sını gidiyoruz. x çarpı 1 bölü 6 diyorum. Bunun üzerine 35 kilometre daha gittiğimizde tüm yolun 5 bölü 9'unu gitmiş oluyoruz. Yani bu toplam bize tüm yolumuz olan x'in neyini vermeli? 5 bölü 9'unu vermeli. x çarpı 5 bölü 9'u buraya yazdım. x'i bulmaya çalışacağım. Şurada x bölü 6'yı elde ederiz. Karşı tarafa gönderirsek 35 eşittir 5x bölü 9 eksi x bölü 6 gelmiş olur. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişlettiğimizde 2 kere 5 x 10 x yapar. 3 kere x 3 x yapar. 10 x eksi 3 x bize 7 x verir. Paydamıza da 18 gelir. O zaman 7 x bölü 18 35'e eşittir. Buradan x'i rahatlıkla bulabiliriz diye düşünüyorum. İçler dışlar yaptığımızda 7 x eşittir. 18 çarpı 35'in geldiğini görüyoruz. x'i bulmak için her tarafı 7 ile oranlıyorum. 35 bölü 7 bana 5'i verir. 5 kere 18'den de x'imiz yani tüm yolumuz 90 km olarak gelecektir. Ee, diyor ki araç yolun tamamını kaç saatte gider diyor. Normalde hızımız 60'tı. Tamamını gitme süremizi T dersek 60'ta T'nin çarpımı tüm yol olan 90'ı bize vermelidir. Burada T'yi bulmak için her tarafı şöyle 60'ta oranlarsak T değerimiz 90 bölü 60. Yani 3 bölü 2 saat gelir. 3 bölü 2 saat 1,5 saate eşittir. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Bu tip sorularda fazla bilinmeyenle uğraşmayalım diye yolumuzu üçte biri rahat hesaplanabilir bir değer olarak seçebiliriz. Mesela 3 birimlik ya da işte 3 metrelik bir yol olarak alabiliriz. Ya da 3'ün herhangi bir katı üzerinden de gidebiliriz. Mesela burada öyle yapalım. Yolumuzun tamamı 30 kilometre olarak gelsin. Burada kilometrelik hızdan bahsettiği için. 30'un 1 bölü 3'ü bize neyi verecektir? 10 kilometreyi verecektir. Bunu yazıyorum. Kalan yol dediği de 30 eksi 10'dan geri kalan 20 kilometrelik yol olarak gelmiş olur. Aracın yol boyunca ortalama hızı e, kaç v'dir diye sorulmuş. Ortalama hız neydi? Alınan toplam yol bölü geçen toplam zaman. Zamanı nasıl buluyorduk? Yol bölü hız ile buluyorduk. Şimdi biz şu yolun bir bölüştük kısmı olan 10 kilometrelik kısma baktığımızda buradaki hızımız v olarak verilmiş. O zaman burada geçen zaman 10 bölü v yani yol bölü hız olarak gelecektir. Devamında 20 kilometre metrelik daha yol gidiyoruz. Burayı V bölü 2 ile gittiğimiz için yine yol bölü hız diyeceğiz. Yani 20 bölü V bölü 2 de burada geçen zamanı verecektir. Bu ikisini topladığımızda geçen toplam zamanı bulmuş oluruz. Zaten alacağımız toplam yolda 30'du. 30'u yazdım. Alt tarafına da şuradaki zamanların toplamını yazdığımda ortalama hızımı hesaplamış olacağım. Burayı bir düzenleyelim. Burası bize 10 bölü V artı. Şu V bölü 2 ters döner. 20 kere 2'den bize 40 bölü V'yi verir. Yani toplam toplamda 50 bölü V'yi vermiştir. 30 bölü 50 bölü V de ortalama hızımızı V cinsinden vermiş olur. Bu bize 30 çarpı V bölü 50'yi verir. Buradaki sıfırlar gidince bu ortalama hız 3 bölü 5 V olarak bulunur. Doğru cevabımızın D şıkkı 3 bölü 5 gelmesi gerekir. Aynı sürede bir 60 ile bir de 80 ile hareket edeceğiz. 60 ile hareket ettiğimizde saatli kızımız 60 olduğunda bu süreyi T saat olarak alırsak yapacağımız yol 60 çarpı T yani 60 T olarak gelir. 80 ile hareket ettiğimizde T saat boyunca 80 çarpı T'den 80 T yol almış oluruz. Ee, bunları yakaladık. Şimdi bu A ve B'yi bir görsel üzerinde gösterelim. Şurası bizim A şehrimiz. Burası bizim B şehrimiz olsun. İşte 60 ile gidip 60 60T yol aldığımızda A şehrinden itibaren B'ye 80 kilometre kala duruyormuşuz. O zaman biz bu noktayı C noktası olarak alırsak B ile C arası 80 gelirse A ile C arası da bizim 60T saatte aldığımız yol yani 60T olarak gelecektir. Ama 80 ile gidip T saatte 80T yol aldığımızda B'yi 120 geçip örneğin D şehrine vardığımızı düşünelim. B ile D arası 120 olarak gelsin. A ile D arası da 80 80 ile T saatte aldığımız yol yani 80 T'lik yol olarak gelecektir. Bakın biz 80 T'nin aynı zamanda 60 T artı 80 artı 120 eşit olduğunu görüyoruz. Hemen bunu bir yazalım. 60 T artı 80 artı 120 bize 60 T artı 200 verir. Bunun 80T'ye eşit olması gerekir. Buradan 20T'miz 200, T'miz de 200 bölü 20'den 10 olarak gelecektir. AB arasını arıyoruz. Dikkatlice baktığımızda AB arası 60T buradan 80 de buradan 60T artı 80 olarak gelecektir. T 10'sa 60T 60 kere 10'dan 600 yapar. 600'e 80'i eklediğimizde 680'e ulaşırız. Doğru cevabımızın A şıkkı 680 gelmesi gerekir. Başlangıçtan 2T dakika sonra iki araç arasındaki mesafe 50 metre gelsin. Neden 2T dedim? Çünkü hız çarpı zamanla yola ulaşacağız ya. Şurada 7,5 olduğu için bu buçuktan kurtulmak adına geçen süreyi ben 2T olarak alıyorum. Buna dikkat edelim. Bu durumda V1 hızlı aracın alacağı yol 7,5 çarpı 2T'den 15T'lik bir yol olarak gelecektir. Ee, V2 hızlı aracın alacağı yol da 10 çarpı 2T'den 20T olarak gelecektir gelmiş olur. O zaman V1 hızlı olan o noktasından 15T uzağa gider. Şöyle işaretleyelim. Şurayı da kaç olarak alalım? 15T olarak alalım. V2 hızlı olan da O noktasından 20T uzağa gider. Onu da işaretleyelim ve şöyle 20T olarak gösterelim. Ee, i̇şte bu 15T'lik ve 20T'lik yollar alındıktan sonra ikisi arasındaki mesafenin 50 metre gelmesini istiyorum. Şöyle birleştirdiğimde buraya kaç yazacağım? 50. Burada elde ettiğim dik üçgenle ben T'yi yakalamaya çalışacağım. 50 Karesi 15 'nin karesi eşittir. 15T'nin karesi artı 20T'nin karesi diyebiliriz. Ama dikkat edersek şu 15T aslında 3'ün 5T katıdır. Şuradaki 20T 4'ün 5T katıdır. Bu bizi 3-4-5 üçgenine götürür. O zaman 50'miz 5'in 5T katı gelmelidir. 5'in 5T katı 25T yapar. 25T 50 ise T'miz 50 bölü 25'ten 2 olarak gelmiş olur. Kaç dakika sonra araçlar arasındaki uzaklık 50 metre olur demiştik ve o dakikaya 2T demiştik. T2 ise 2 t'miz 2 iki kere 2'den 4 gelecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Birbiriyle eş uzunluktaki 7 bölmenin her birinin uzunluğunu x metre olarak alalım. O zaman evle iş arası 3x metre, işle market arası da 4x metre gelecektir. E, ev ile iş arasındaki hızımızı V ile e, vermişiz. İş ile market arasındaki hızımız da e, W ile gösterilmiş. E, ev iş arasında harcadığımız süre ile iş market arasında harcadığımız süre birbirine eşitmiş. Süreyi nasıl bulacağız? Yol bölü hız ile bulacağız. O zaman f iş arasında 3x bölü v diyorum. İş market arasında 4x bölü w diyorum. Bunların da birbirine eşit olduğunu biliyorum. Burada x'ler birbirini götürür. İçler dışlar yaparsak 3 tane w eşittir. 4 tane v gelmiş olur. Böyle bir eşitlikte katsayıları karşı taraflara gönderiyorduk. Yani w'yu 4k alıyorduk. V'yi de 3k alıyorduk ki 3 kere 4k'den de 4 kere 3k'den de eşittir eşitlik sağlanmış olsun. O zaman şuradaki 280'i veren eşitlikte 4K'mizi ve 3K'mizi yerine yazarsak 3K artı 4K'den 7K'miz 280'e eşit gelir. K'mizde 280 bölü 7'den 40 olarak bulunmuş olur. Bizden istenene baktığımızda W'dan V'yi çıkartmamız gerekiyor. W 4K'ydi, V'miz 3K'ydi. Bu fark bize K'yi verecektir. Bizden istenen K'dir. K'yi de 40 bulduğumuz için doğru cevabımız A şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. Öncelikle bize verilen yol zaman grafiğinden araçlarımızın hızlarını bir hesaplayalım. B'ye baktığımızda 3 dakikada 120 metre yol almış. O zaman dakikadaki hızını hesaplamak için 120'yi 3'e böleriz. Bu da bize 40 metre bölü dakikayı verecektir. A'da ise 5 dakikada 400 metrelik yolu görüyoruz. O zaman A içinde 400'ü 5'e böleriz. Bu da bize 80 metre bölü dakikayı verir. Birinin hızı diğerinin hızının iki katı olarak gelmiştir. Dairesel bir pist etrafında bir yorum yapacağız. İkisi aynı noktadan başlayacak. O noktayı şöyle C noktası olarak alalım. 80 ile giden bu tarafa gitsin. 40 ile giden de bu tarafa gitsin. Zıt yönlü hareket oluyormuş. Karşılaşma noktasına gelecekler. Mesela T dakika sonra karşılaşmış olsunlar. Orası da bizi D noktasına götürsün. Bu durumda 80 ile gidenin alacağı yol ne olarak gelmiş olur? 80 çarpı T yani 80 T gelmiş olur. 40 ile gidenin alacağı yol ise 40T olarak gelecektir. Şurayı da 40T ile gösterelim. Şimdi 80 ile giden şöyle devam edecek yoluna. 40 ile giden de diğer tarafa doğru devam etmiş olacak. İşte bu karşılaşma noktasından tekrar şu başlangıç olan C'ye gelmesi için 80 ile gidenin 2 dakika geçmesi gerekiyormuş. O zaman bu 80 ile giden 2 dakikada 80 kere 2'den ne kadar yol almış olacaktır? 160 metre yol almış olacaktır. Yani bizim 40T'miz aslında 160'a eşittir. 40 t 160 ise 80T'de 40T'nin 2 katıya yani 320 olarak gelir. Yani pistimizin çevresi 160 buradan 320 buradan toplamda 480 olarak bulunmuştur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Ne kadar çok pedal çevirirsek o kadar fazla yol almış olacağız. Yani pedal e, adedimizde e, yol uzunluğumuz doğru orantılı gelir. Doğru orantılı çokluklar bölüm durumunda bulunur. Buradan gidebiliriz. Mesela biz burada pedal ile aldığımız yolu bölüm durumunda yazabiliriz. Pedalımız 6 iken yolumuz 10'du. Pedalımız 2160 iken yolumuz ne gelecek bunu bulmaya çalışalım. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 6 çarpıya eşittir. 2160. 2000... 2160 çarpı 10 gelir. 2160'ı 216 çarpı 10 diye yazsak. 216 6 çarpı 36'dır. Yani ben 2160'ı 6 çarpı 36 çarpı 10 olarak yazabilirim. Bir de şuradaki 10'u buraya yazmam gerekir. 6'lar birbirini götürür. O zaman yolumuz 36 çarpı 10 çarpı 10. Yani 3600 metre olarak gelecektir. Biz 30 dakikada demek ki 3600 metre yol yapıyoruz. Ee, bir saatteki hızımızı bulmaya çalışacağız. E şimdi 30 30 dakikada 3600 metre yol yapıyoruz. 1 saat bize 60 dakikayı verir. Ne kadar fazla süre o kadar fazla yol yaptırır. E, süremiz iki katına çıktıysa yolumuz da iki katına çıkar ve 7200 metreye ulaşmış oluruz. 1 saatte 7200 metre yol yaptığımızı anlarız. Ama biz bunu e, kilometreye çevirmek istiyoruz. Bunun için metreyi bin'e bölmemiz gerekir. 7200 bölü bin bize 7.2'yi vermiş olacaktır. O zaman 1 saatlik hızımız 7.2 2 kilometre olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Soruda bizden oran istendiği için e, bilinmeyenlerle fazla uğraşmayalım. Mesela şuradaki 4V'yi 4 gibi düşünelim. 3V'yi de 3 gibi düşünelim. Bir de V'leri tekrar tekrar yazmayalım. Bunun dışında hızlı olan A'dan C'ye gidip tekrar A'ya dönüyor. Yavaş olan da A'dan B'ye gidip tekrar A'ya dönüyor. Ve ikisi de bu iki işlemi aynı sürede yapıyor. Burada geçen süreyi T olarak da alabiliriz. Yine bilinmeyenle uğraşmak istemiyorsak T'yi de sayısal bir değer olarak alabiliriz. Mesela kaç alalım? 10 alalım. Yani bu gidiş dönüşler 10'ar saat sürmüş olsun. O zaman hızlı olan bu 10 saatte 4 çarpı 10'dan 40 kilometre yol yapar. Yavaş olan da bu 10 saatte 3 çarpı 10'dan 30 kilometre yol yapmış olacaktır. Yavaş olana baktığımızda A'dan B'ye gitti. B'den A'ya döndü. 30 kilometre yol yaptı. O zaman aynı yolu gidip döndüğü için 30 bölü 2'den AB arasının 15 geleceğini söyleyebiliriz. Hızlı olan da A'dan C'ye gidip C'den tekrar A'ya döndü. Aynı yolu gidip döndü. Toplam yol 40 oldu. 40 bölü 2'den bu durumda AC arası da 20 olarak gelmiş olacaktır. 20'nin 15'i AB arasında ise 20 eksi 15'ten BC arasında da 5 kalır. AB'nin BC'ye oranı 15 bölü 5'ten 3 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle alınan yol bölü geçen toplam zaman ile hızlarımızı bir hesaplayalım. A'ya baktığımızda 14'ten 18'e 4 saat geçmiş. Alınan yol 320 km o zaman hızımız 320 bölü 4'ten 80 olarak gelmiş olacaktır. B'ye baktığımızda 11.32'den 11.57'ye kaç dakikamız var? 25 dakikamız var. 25 dakika 25 bölü 60 saat yapar. Sadeleştirirsek bu da bize 5 bölü 12 saati verecektir. Toplam yol 50 toplam yol yolu geçen toplam zamanla 5 bölü 12 ile oranlıyorum. Bu da 50 çarpı 12 bölü 5'i bana 120 olarak verir. Burada da hızımız saatte 120 kilometre olarak gelmiştir. 13.44'ten 15.14'e gidiyoruz. Bu da bize 1.5 saati verir. Aldığımız toplam yol 90. O zaman 90'ı 1.5'da yani 3 bölü 2 ile oranlayacağım. Bu da bana 90 çarpı 2 bölü 3'ten 60 kilometre bölü saatlik hızı vermiş olacaktır. Şimdi A hareketlisinde 80'i yakaladı. B'de ise 120'yi yakalamış olduk. Bunlar karşılıklı hareket ettiklerinde 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Karşılıklı harekette hızlar toplamı üzerinden gidiyorduk. KL arasına M kilometre dersek M eşittir. Hızlar toplamı yani 80 artı 120'den 200 çarpı geçen süre 4 olarak yazılır. Bu da bize 800 kilometreyi verecektir. Demek ki bunların arası 800 kilometre olarak geliyormuş. Aynı yönde gittiklerinde kaç saat sonra A, C'yi yakalar diye soruluyor. A'nın hızı neydi? 80'di. C'ninki 60'dı. Aynı yönde gittiğimizde hızlar farkı üzerinden yorum yapıyorduk. Yakalama süremize R saat dediğimizde hızlar farkı 80-60'dan bize 20'yi verir. 20 ile R'nin çarpımı aradaki mesafe olan 800'ü bize vermelidir. O zaman R'miz 800 bölü 20'den 40 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Bu soruda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk tohumu bıraktığımız anda aslında süremiz işlemiş oluyor. Yani harekete başladıktan 10 saniye sonra ilk tohumu bırakmıyoruz. Hareketimize ilk tohumu bırakarak başlıyoruz. Dolayısıyla birinci tohum, ikinci tohum, üçüncü tohum diye 81. tohuma geldiğimizde birinci tohumla ikinci tohum arasında 10 saniye var. İkinci ile üçüncü arasında 10 saniye var. Bu şekilde ilerlediğimizde 80. ile 81. arasında da 10 saniye gelecektir. O zaman tohum adedimizin 1 eksiği kadar 10 saniye 10 saniye geçmiş olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mesela 2 tohum üzerinden yorum yapsak 2 tohum için 2 kere 10'dan 20 değil 2 eksi -1, 1 1 1 kere 10'dan 10 saniyenin geçtiğini anlıyoruz. O zaman tohum sayısının 1 eksiğini bulup bunu 10 ile çarparak toplam süreyi bulmuş olacağız. 81 eksi 1 80 yapar. 80 çarpı 10'dan burada geçen sürenin 800 saniye olduğunu anlamış oluruz. Aynı mantıkla burada da 71-1 70 70 çarpı 10'dan 700 saniyenin geçeceğini belirlemiş oluyoruz. E biz burada V'yi hesaplamaya çalışacağız. E v ile hareket ettiğimizde 800 saniye harcıyoruz. Ama V artı 8 ile hareket ettiğimizde 700 saniye harcıyoruz. İkisi de bize aynı yolu vermiş olacak. Hız çarpı zaman eşittir. Yoldan bu iki çarpımı birbirine eşitleyeceğiz. O zaman bir biz burada V çarpı 800'ün aslında V artı 8 çarpı 700 olduğunu söyleyebiliriz. Sıfırlarımızı şöyle sildiğimizde 8'i ve 7'yi dağıtırsak 8V eşittir 7V artı 56 gelir. V'miz de buradan 56 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. A faresi içinde B faresi içinde değerlerimizi dikkatlice bir hesaplayalım. Şuraya ben A faresi yazmak istiyorum. Buraya da B faresi yazmak istiyorum. Şimdi A faresinin bir mavi peyniri kaç dakikada yiyeceğini bulalım. Normalde 6 santimetre küpünü 1 dakikada yiyorsa tamamı 120 santimetre küp. Tamamını 120 bölü 6'dan kaç dakikada yemiş olur? 20 dakikada. O zaman şuraya M harfini yazıyorum. Mavi temsil etsin buraya 20 dakika dedim. Beyaza baktığımda ise A faresi için 10 santimetre küpünü 1 dakikada yiyormuş. Tamamını 120 bölü 10'dan 12 dakikada yemiş olur. Şimdi B faresine geçtik. Orada da mavi ve beyazı hesaplamaya çalışalım. B faresi mavinin 10 cm küpünü 1 dakikada yiyor. Tamamını 120 bölü 10'dan 12 dakikada yemiş olur. Ee, beyazda ise 1 dakikada 12 cm küp yiyor. 120 bölü 12'den 10 dakikada tamamını bitirmiş olacaktır. İkisini de kendi taraflarından dikkatlice bir ilerletelim. Şimdi A faresine baktığımızda şu mavi de 20 dakika harcayacak. B faresi şu beyazda 10 dakika harcamış olacak. Bu 10 dakika bitince hemen diğerine geçiyor. Çünkü vakit kaybetmedik Şurada söylenmiş B faresi şu mavide kaç dakika harcar 12 10 12 daha 22 oldu şimdi diğer tarafa bir dönelim 20 dakika geçtikten sonra beyaza devam edecek A faresi burayı 12 dakikada bitirecek 20 12 daha 32 oldu 22 geçtik şimdi B faresi 22 dakikası bittikten sonra maviye başlayacak normalde B faresi ortadaki maviyi 12 dakikada bitirir. 22 artı 12 de 34 yapar. Ama diğeri 32 dakikada mavi ve beyazı bitirmişti. Demek ki bizim burada önce bir 32 dakikaya gelmemiz gerekiyor. Hemen B faresi odaklı şekilde hareket ediyoruz. B faresine baktığımızda zaten 10 artı 12'den 22 dakikası geçti. Bunu 32 yapmak için 10 dakikaya daha ihtiyacımız var. 10 dakika boyunca maviden yiyecek. Normalde B faresi maviden dakikada 10 cm küp yiyordu. 10 dakikada 10 çarpı 10'dan 100 cm küp yemiş olur. Yani ortadaki mavinin Tamamı 120 idi. Bunun ne kadarı biter? 100'ü biter. Ve burada da B faresi için 10 dakika geçmiş olur. Şu anda ikisi de toplamda 32 dakikada. Kalan miktara bakarsak sadece ortadaki mavinin şu sol taraftaki kısmı kaldı. Tamamı 120 idi. 100'ünü B faresi yediği için burada kalan miktar 20 santimetre küp olarak gelir. Ama artık bunu ikisi birlikte yiyecekler. Çünkü A faresi mavi ve beyazı bitirdi. B faresi beyazı maviyi ortadaki mavinin bir kısmını bitirdi. Kalan 22'si birlikte yiyecekler. Peki bunların mavideki performansı neydi? Ee, A faresi maviden dakikada 6 santimetre küp. B faresi maviden dakikada 10 santimetre küp yiyordu. Yani şu an toplamda 1 dakikada 16 yenecek. Kalan miktar 20 olduğu için geçecek süre 20 bölü 16 olarak gelecektir. Demek ki o son minik miktar içinde 20 bölü 16 dakikanın geçmesi gerekiyor. Sadeleştirdiğimizde bu bize 5 bölü 4 dakikayı verecektir arkadaşlar. Zaten 32 dakika geçmişti. Üzerine 5 bölü 4 daha geçince peynirlerin tamamı biter. 4 kere 32, 128 yapar. 5 daha eklediğimizde 133 bölü 4'e ulaşırız. Doğru cevabımız burada C şıkkı gelir arkadaşlar.